heyecanlandım buna. Asena ile Aziz o, birbirine giriyor dedim yani hani şey olarak. Ben Akşamı, de artık karşı takımda daha da heyecanlandırdı yani. Yani. beni açıkçası. Sen de benziyor. böyle, izliyorduk geçen. Yusuf Han mesela Asena'yı biraz koruması. Karşı takıma ne diyecek? Ben... ben takımında yakacak mı gemiler? Hep bunları konuşuyorduk. A, ama. ben ama bu kadar ağzından salyalar çıkacak tarzında bu tarz çirkin kavgalar gerçekleştirildiğini ve yaşadığını artık e, hatırlamıyorum birazcık bak ben kavga ederdim tamam mı ama derdim ki evrim kendine gel üç gündür üst üste kavga ediyorsun ama dördüncü gün olmamalı artık kapat çeneni sus evrim kendine gel Niye diye olmamalı? Dışarıdan kötü görünürüm, annemi babamı üzerim, beni sevenleri üzerim, takım arkadaşlarımın tepkisini çekerim. Asena bunların hiçbirisini düşünen ve bir insan değil bence. Ve hani kıyaslamaya da girmezsek, baştan Asena'nın çizdiği çizgiye bakarsak beni hiç şaşırtmadı bu görüntü. Ben bir şey söyleyeyim mi? Asena ister sevsinler ister sevmesinler bu sene Survivorın başrolüdür. Kabul ediyorum. Bak Başroldür. Asena bu senenin en iyi kastıdır. Asena bu senenin... Baş roldür eksileriyle artılarıyla nasıl her sene damga vuran yarışmacılar vardır sayarsın böyle geçen sene sen de öyleydin mesela evet performansın bir atlet gibi değildi ama mücadelen e, laf yetiştirmen öyleydi ondan önceki seneler hep böyle bir iki kişiyi hı hı. insanlar gözünde ayırdı İlla şampiyon olmak değil olay hikayenin evet. neresindesin hikayeyi ne kadar seyrettiriyorsun? ne kadar e, burada e, var olma mücadelesi. Evet, ne kadar savunuyorsun? en doğal yarışmacı. Senin dediğin gibi bak Asena şunu düşünmüyor. Annem babamı görür, annem babam şöyle mi görür, böyle mi görür, şunu mu yapar? Hayır. Boloslama. Yoksa zaten annen babanın gördüğü bir yerde sen bir kızı saçından tutup böyle çevirip çevirip kenara koyar mısın? Ya da kalkıp birine işte salyaları akıyor der misin? Ya da biriyle bu kadar kavga eder misin? Asena bu. Kabul edeceğiz. Bence Survivor'ın Sinirlerimizi hoplatsa bile bu seneki en büyük seyredilme sebebi Asena'dır. Asena beni neden rahatsız ediyor biliyor musunuz? Nasıl hala bile bile bu kadar hata yapabilir? Bir hafta bir sessiz ol. Bak e, performansın çünkü. iyi. Asena'nın aslında her hafta bir kaosa ihtiyacı yok. Biraz sakinleşsin. Birazcık kafasını dinlesin. Hı. Birazcık desin ki ben diskalifiyenin eşiğinden döndüm. Aziz'le büyük tartışmalarım oldu. E, takımda istenmeyen kişi oldum. Yeni bir takıma giriyorum. Zaten çok riskli arkadaşlar oluşacak. Zaten başından beri anlaşamadığım bir Nefise var. Arkadaş olmalıyım. Nefise tehlikeli biri. Bir anda beni harcayabilir. Dikkat etmem lazım. Birazcık e, hafif olsun sadece sayısını kazansın beklesin beklesin bir hafta sonra iki hafta sonra tekrar kavgasını versin. Bakın ben de kavga ettim ama ben yemin ediyorum böyle yaptığımı hatırlamıyorum ve kabul etmiyorum ya Burada ne şekilde. var ki yani burada ne var ki Evrim? Çok fazla fazla. Ben geçen çok sene fazla. açarım sana bundan daha sert 3-4 görüntünü açarım bak. Çok, Vallahi açarım. Valla ben haksız olduğum hiçbir şeyi de düşünmüyorum yani. E, bak şimdi ve bak ben bu insan kadar... zaten kendini haksız görmediği için hep olduğu yerde kalıyor. Özellikle ikinci Survivor'ımda o kadar çok kendimi kontrol etmek istedim ki birincide de kontrol etmek istedim. Her zaman şunu düşündüm. Ben karşısındakini evet kalbini kırabilirim. Ağzıma geleni söyleyebilirim. Çok da acıtabilirim. Benim kelime dağarcığım çok geniştir. Öyle bir kelime söylerim ki burada Begüm ağlay ağlaya gider. Ama ben bunu yaparsam Begüm'ün de anası babası var. Aynısını bana biri yaptığında benim annem babam da var. Benim annem babam ağlar. Benim sevenlerim üzülür. Benim kardeşim üzülür. Beni incitmeleri kimsenin umurumda değil. Ama ben ailemi ve sevenlerimi düşündüğüm ona göre sürekli hareketlerimi yavaşlattım, yumuşattım. Ama Asena şey neden bunu yapmıyor? Asena şey. kendine zarar verecek artık. Bak Asena ile Azizi ben bir tutamam. Azizin Kaosa ihtiyacı var. Ama Asena'nın ihtiyacı yok. Ben bundan bahsediyorum aslında. Asena, ama bak şimdi Asena kaosa ihtiyacı olduğu için kaos çıkarmıyor. Asena bu olduğu için zaten kaos çıkıyor. Asena Survivor'da biraz daha kaotik anlamda da var olan biri. Performans olarak da var, iletişim olarak da var, karakter olarak da var. Her anlamda var oğlu var. Bak tekrar söyleyeceğim. Asena bu sene gerçekten hani burası bir nasıl diyeyim değerli madenler şeyi ise buradaki elmas Asena benim açımdan. Şampiyon olamayabilir ama elmas. Bak net olarak söylüyorum. O yüzden bana çok şey geliyor yani e, yaptıkları doğal geliyor. Çünkü gerçekten eğer dışarıyı düşünürsen kendini çok frenlersin. O zaman da başkası olmaya başlarsın. Dışarıyı düşünme en azından şunu düşün. Ben uzun süredir tartışıyorum bir öz eleştiri kavga ediyorum. Daha önceki Survivor'ları da izledim. Önümde örnekler de var. Ben birazcık performansıma odaklanayım. En azından bir bir hafta esver, detoks yap ya, kavga <laughs> detoksu yap vücudunda. Ben bazen bunu da istiyorum. Asena'nın kötülüğü için değil. Ama bazı insanlar değil. susamaz ki. Ben Asena'nın iyiliği için istiyorum. Asena'nın gerçekten bir hafta detoks yapması dedim ki helal olsun Asena'ya. Sadece performansı konuşuyor. Bu kız yeri geldiğinde zaten lafı geldiğine oturtur. Ben bunu biliyorum ama kendini ne kadar güzel frenledi. En tehlikeli zaman birleşme de bitti. Artık e, tehlikeli potalarda yaklaşıyor. Performansı olanların konuşmasının gerektiği zamandır. Ben bunu kabul diyorum. Son iki ay performansı olan kalsın abi Survivor'da. Asena 10 gün sussun, 11. gün potaya çıksın elenir. Biliyor musun? Niye sustu dairler bu sefer? Ya hayır sustun mu da yoksun yani bu kadar. Yani e, çünkü ne dersek diyelim bak burada bu hepimiz için geçerli. Survivor bir mozaiktir. Hı, hı Burada efendi insan da var, problemli insan da var. Burada olaylara karşı sakin olan da var, fevri olan da var. Burada stratejik olan da var, hı hı. bodoslama ya da doğal davranan da var, burada lider de var, yancı da var, Var. burada isyancı da var, burada uyumlu da var, burada her şey var, burada hayat var, burada herkes kendine yakın bir karakter görüyor. Sen zannediyor musun ki dışarıda hiç Hakan yok, dolu var. Ben senin dışarıda bu hiç... hepsine katılıyorum, evet, çok ama... doğru bunları ben de savunuyorum ama insanların bazen kendilerini de kontrol edebilmelerinin gerektiğini düşünüyorum, özgürü takdir ediyorum. O kadar kendisini kontrol eden, söyleyeceği kelimeleri üç kere düşünüp, beş kere de karar verip konuşan. Ama işte fazla stratejide Bağdat'tan dönüyor. Şöyle yani de biraz yapabiliriz. Biraz daha Mesela... doğallıkta artık Survivor'da daha bir çekici olmalı. Nefise arkadaşlar. de çok Bak Nefise de çok doğal ama ben so... Nefise'yi Asena gibi A -a. bu kadar hırçın görmüyorum. Bak Nefise kavgasını veriyor ve gidiyor. Nasıl ya? Ama Asena... Çok daha ağır kelimeler kullanıyor. Nefise de anlaşamıyor. Bak Nefise de kavga ediyor. Ama ben Nefise'nin kavga etmesinden rahatsız olmuyorum artık. Asena birkaç level üstüne çıktı Nefise'nin. Hiç öyle düşünmüyorum. Ben, ben öyle, öyle düşünmüyorum. düşünmüyorum. Ee, mesela nasıl anlatayım? Bin Pezozu olduğu bir e, ne oyunuydu o? Açık Artlar'ın oyununda bak. bile. Yani o kadar çok ben aç kalacağım dedi ki. Ya yani ben artık izlerken... Yoruldum yani hani bu kadar. Survivor kimsenin e, üstüne kurulmuş bir format değil mesela. Evet. Nefiseleri bu ben duygusu beni rahatsız ediyor mesela. Bencilliği var evet. Var ama işte o da kötü duruyor. Ama o da var hayatın içinde. Biz de benciliz bazen. Sen de bencilsin. Asena kadar bazen fevriyiz. Bazen Osmancan gibi sakiniz. Bazen Cansu gibi prensiz prensesiz. Ertuğ gibi efendiyiz. Murat gibi komiyiz. Hı hı. Barış gibi hırsızız. Bu böyle yani. Bu şey değil. Yani Asena... Bak gerçekten söylüyorum. E, hani çok iyi bir kas çok iyi bir yarışmacı olmasını geç. Çok doğal. Bak doğallık kapısını tamam mı? 2020'de Cemalcan açtı. Evet. O kapıdan giren Nisa da Can'ın arkasından şampiyon oldu. %42 performansla şampiyon oldu. Nisa oyuna çıkmadı oldu. Arkadaşlarına kötü söz söylediği oldu. Kötü şeyler yaptığı da oldu. İyi şeyler yaptığı da çok oldu. Resim çizdiği oldu. Ama aklındakini yaptı. Yani Nisa çıktığı zaman şunu dedi. Ben buyum ya evet, dedi. İçimden buyum böyle, yani. böyle. İçimden geldiği gibiyim. Belki o yüzden Asya da şampiyon olabilir. Neden olmasın? ya?